yine tekke. Ya 2 ay ne güzeldi. 2 ay saçında elektriklenme var diyen yoktu. Makyajın akmış diyen yoktu. En fazla ay ben bu tarafıma doğru çok yattım bir de şöyle döneyim diye falan dönüyordum. Nereden çıktı bu çalışmak? Yine iyi siz tatil yapmışsınız. Ben hiç yapmadım. Hiç mi yapmadın? Hayır hiç yapmadım. Sürekli mi çalışıyorsunuz? Vallahi olmuyor işte bir türlü olmuyor. Yani işte çalışmasak evde çalışıyoruz. Bir şey çıkıyor yani. Sevil Hanım sizin hayatınızda çalışırken... Evet çalışılacak kadar uzun. Ama siz çok çalıştığınız evet, için öyle olmuş. Teşekkürler. Bir saatten sonra böyle kendi konforunuz derken bu konfor da ay şöyle yatayım diye değil de kendi kariyerinize odaklanma anlamında. Bir şeyleri oturtmuşsunuz. Saçım böyle olacak. Makyajım da tamam böyledir. Ben bunları da giyerim. Bunlar bana hiç olmaz. Böyle bir hayatta iyiyim deyip onları oturttuktan sonra evet. Geride onlarla hiç ilgilenmek istemiyorsunuz gibi bir şey hissettim. Hayır, haklısınız. Doğru. Doğru. Bu kontrolcülük mü oluyor bir taraftan da? Yok, vakit kazanmak diye düşünüyorum ben. Yani o ayrıntılarla vakit kaybetmiyorsunuz daha sonra. Yani eğer aşırı bir kilo almaz, kilo vermezseniz eğer... kendinize uyan saç modelini mesela ya da saç rengini belirlediyseniz en azından siz kendinizi orada iyi hissediyorsanız eğer onu değiştirmiyorsunuz. Giydikleriniz de işlevsel oluyor bir kere yani yaptığınız işle uyumlu bir biçimde giyiniyorsunuz zaten yani iş onu gerektiriyor. Sonra da 20 yıl sonra 30 yıl sonra bile aynı tayörü aynı pantolonu giyebilecek kadar lüks bir yaşam yaşayabiliyorsunuz yani atmıyorsunuz hiçbir şey. Sıkılmıyor musunuz? Hayır siyahsa hep siyah zaten. Renkte bir değişiklik pek yapmam. Yani çok ender olarak farklı bir renkte bir şey giyiyorum. Çok uzun yıllardır pantolon giyiyorum sadece. Yani o da bacaklarımın çirkin olduğundan değil yani. Öyle kendimi rahat hissediyorum. Bunun dışında... İnsan giyimiyle vakit kaybetmiyor, makyajıyla kaybetmiyor. Çünkü onu da çok iyi biliyorsunuz. Yani ne yapacağınızı da biliyorsunuz. Evet. İyi ya da kötü en azından kendiniz rahatsınız. Onun için böyle çok ciddi vakit kazanaraktan hayatıma devam ediyorum. Ece ben saç dedim mi, sarı saç dedim mi demedim. Kendisi söyledi Sevda Hanım değil mi? Kendi eliyle kendisi biz ne yaptık? Biz sizi değiştirdik. Hadi bakalım. Nereye kadar sarı, nereye kadar kısa dedik. Buyurun. Toprak olağanüstü güçlü bir delildir. Tanecik büyüklüğü, içindeki mineraller, bitki, hayvan, mantar kalıntıları hep bulunduğu yere özgüdür. Bundan 100 yıl kadar önce İskoçyalı bir doktor Sir Arthur Conan Doyle, hayali dedektifi Sherlock Holmes'un ağzından hepimize şöyle sesleniyordu. Hiçbir şey apaçık ortada olan kadar aldatıcı değildir. Her bir gözün karanlığa tam uyumu için yaklaşık yarım saate ihtiyacı vardır. Birkaç saniye süren parlak ışık ise bu uyumu sıfırlar. Unutmayın, kusursuz cinayet yoktur. Ama sarıymış hakikaten. Siz evet. Buymuşsunuz. Evet yani her zaman böyleydi. Ya aşağı yukarı kızıl olduğu zamanlar bile olmuştur. Yani arada öyle bir dönem de geçirdik. Çok uzun olduğu zamanlar da oldu. Hı-hı. Ama bütün bunların hepsini yani üniversite döneminde zaten kapattım. Yani o şeyden sonra. Kendimi her zaman böyle kısa da daha iyi hissettim. Daha kolay bir saç çünkü hı-hı. Zaten biraz dalgalıdır da kendisi. Yani hiçbir şey yapmasanız bile yıkayıp çıkabilecek kadar rahatsınız. Öngörülebilir misinizdir? Şimdi bu hayır. Taraftaki hayır. Özellikler öngörülebilir kılıyor mu diğer taraf? Hayır. Şu anda mesela sizinle konuşuyoruz. Siz benim burada olduğumu ve sizinle gayet keyifli bir sohbet yürüttüğümü zannediyor olabilirsiniz. Aslında ben burada olmayabilirim. Bambaşka bir noktada kafamın içinde başka bir meseleyle aslında ilgileniyor olabilirim. Ama size böyle gayet keyifli ve hiçbir şey yokmuş gibi de davranabilirim. O nedenle de zordur yani benimle yaşamak ama zordur. Ama bu korkutucu bir şey değil mi? Şu evet. Anda ben şuna evet. Gidiyorum. Arkada ne var? Ne var? Gündemde ne var? Siz yoksunuz. Hiç üzülmeyin ne var yani. Acaba? Mesela evdeki yok, yemek vardır, mi var? İş yok. Mi var? Hayır evdeki yemek tabii söz konusu bile i̇şte. Değil. Öyle bir şey yok. Yani iyi yemek pişiririm aslına bakarsanız. Ama sevdiklerime yemek yapmasını severim. Yani
birileri olacak onu yiyen. Ve canınız isteyecek değil mi? Evet, isterim. Yani sevdiğim insanlara yemek yapmasını severim. Ama kendim için pişirmem zaten. Görev olsun diye de hiç hayatımda pişirmedim. Yani hep böyle hoş bir zaman dilimi yaşayabilmek için yemek pişirdim. Yani o yemeği yerken alınacak olan keyfi düşünerek yemek pişirdim. Mesela çok kendi rekorlarım vardır. Onları kırmaya çalışırım. Mesela biber dolması yapma hızı gibi bir şey. Yani onu ne kadar hızlı yapabiliyorum diye. Böyle bir takım şeyler. Peki biber dolması yaparken aslında gerçekten orada biber dolması mı yapıyorsunuz? Yok, yoksa orada, kafanın arkasında? Hayır, orada biber dolması yok. Onu ne kadar mekanikleştirebileceğimi düşünüyorum aslında. Ve orada hız kazanıyorum. Bir kere yaptığınız zaman bir daha düşünmenize gerek yok yani. Sevil Hanım, bir röportajınıza 3 yıl kadar oluyor. Hani hiç ağlamadığınızı söylemiştiniz. Bu son 3 yıllık zarfında umarım hiç ağlamamışsınızdır yok, ama yani, değiştiniz mi? Şöyle, çok acıdır ki. İnsan ölümlerine ağlayamıyorum. Yani bu üzücü bir şey. Hayvan ölümlerine ağlarım. Yani hasta bir hayvanı gördüğüm zaman ya da işte onun gözlerindeki acıyı gördüğüm zaman ağlarım. Ama insanda ağlamıyorum. Çünkü orada başka bir şey var. Yani belki o ölüye bir şekilde benim yardımcı olmam mümkün diye düşünüyorum. Yani eğer neden öldürüldüyse mesela. Eğer yani bir saldırıya uğradıysa ve bunu kimin yaptığı anlaşılmak isteniyorsa orada bir katkım olacağı için orada belki üzülmüyorum. Yani orada iş ağır basıyor. Öte yandan hayvanlarda o çok savunmasız ve çok şey geliyor bana yani çok üzücü geliyor. Tabii çocuklar da o başka mesele. Dili ama, olmayanlar aslında ifade edemeyenler açısından. Tabii engelliler vesaire yani daha çok böyle kendini hiç savunamayan canlılara karşı çok daha empati kurabiliyorum belki o olayla. İlginç bir şey söylediniz az önce. Hani insan olduğu vakit onun arkasından en azından yardımım dokunuyor. Evet, ölmüş dahi olsa yani bu dünyayı terk etmiş dahi olsa belki onun izini sürmek, onun katilini bulmak adına. Evet, ya da bu bir ameliyattır mesela. Orada bir hekim hatası vardır diyelim ki belki onu bulabilirsiniz. Belki yani bir şekilde o ölümün arkasında eğer Allah'ın bir şeyi değilse, o eceliyle olan bir ölüm değil de bir şekilde birinin ihmali ya da hatası ya da işte dediğim gibi böyle işte kötülüğü yüzünden meydana geldiyse orada belki ona bir katkım olur diyerekten şey yapabiliyorum. Katı duruyorum yani hiçbir duygusallığım olmuyor. Hayvanları ağlatıyor ama. Ama ağlatıyor, evet. Bunlar polisiye işler değil. Herkesin başına bir polis koyamazsınız. Bizim Türkiye'deki cinayetlerin zeka seviyesi ne? Çok akıllıca şeyler çıkıyor bizden? İşte ayakkabı iziydi, parmak iziydi, kan damlasıydı filan ya da cam kırığıydı filan. Bunları ilkokulda ders olarak okutuyor Amerikalılar. Hayatımızdaki psikopatları nereden anlayacağız? Yani bu adam beni taciz etti ya da neyse diyorsa elbette bu doğrudur diye bakıyor. Çünkü hiçbir kadın kendisini bu şekilde lekeleyecek bir olayı ifşa etmez. Bir tek yol var ki dediniz, bir tek bir şey. Evet. Asla bana bulunamaz. Hala geçerli mi o? Şöyle bir geyik var ya hep, herkes aramızda konuşurken, ya bu ahlak sukut etti. Eskiden böyle değildi. Artık kadın cinayetleri, çocuk cinayetleri, tacizler ne kadar arttı. Sizin hep, ben de her ortamda onu söylüyorum. Yıllar yıllar önceydi. Sizin bir programınızda şöyle bir şey demiştiniz. Hayır, artmadı. İstatistikler aslında tam tersini söylüyor ama sosyal medya, özel televizyonlar bunları o kadar çok söylüyor ki artmış gibi hissediyoruz. Evet. Hala öyle mi? Şimdi şöyle, Türkiye batıyla ya da Doğu'nun bir Hindistan'ıyla, bir Japonya'sıyla bile karşılaştırıldığında çok güvenli bir ülkedir. Ve hayata karşı işlenen suçların sayısını eğer nüfusun 100 binde gibi bir oranlı olarak yani böyle biz ona normalize etmek diyoruz. Yani mutlak sayıları değil de nüfusa göre orantılı olarak sayıları vermeye başladığınız zaman gerçekten güvenli bir ülkedir.
İstanbul güvenli bir şehirdir. İnsana biraz tuhaf gibi gelir yani her gün orada burada bir şeyler oluyor diyerekten. Ama bu nüfusa sahip olan ve bu kadar farklı insan topluluklarının bir arada yaşadığı ve bu kadar yoğun yaşadığı şehirlerle mesela Los Angeles'te karşılaştırdığınız zaman sudan çıkmış ak kaşık kadar rahat bir şehirdir. İstatistiki verilerin toplanmasında bir sınıflama yapılır genellikle. Bundan 20 yıl önce kadın cinayetleri diye bir kavram hiç yoktu bile. Yani onlar farklı toplanıyor. Yani tanımlar yasalara göre de değişiyor. Bugün mesela cinsel suçlarla ilgili olarak çok farklı tasnifler var. Yasa nasıl bir sınıflama yapıyorsa ceza açısından diyelim ki istatistikler de o göz önüne alınarak toplanıyor. Yeni yasalarla birlikte farklı istatistik değerler de karşımıza çıkıyor. Bu nedenle bazen elmalarla armutları karşılaştırmak gibi bir duruma da geliyoruz. Aşırı artmış gibi de görünebilir yeni evet. çıktığı için. Yani şöyle tabii çok büyük bir farkındalık var. Hı-hı. Öyle de olması da gerekir. Yani kadına yönelik şiddet ve de kadın cinayetleriyle ilgili olarak bunun önünün mutlaka tabii kesilmesi Hı-hı. lazım. Onu konuşuruz nasıl kesilir ve ne yapmak gerekir. Ama şiddet gören sadece tabii kadınlarda değil. Bildiğimiz gibi şiddet tanımı da son yıllarda çok farklılaştı. Yani şimdi biz artık sadece dövmeye, yapmaya, öldürmeye falan şiddet demiyoruz. Yani bu bir duygusal şiddetten başlıyor. Duygusal şiddet, ekonomik şiddet, işte cinsel şiddet ve fiziksel şiddet. Yani bunlar hep böyle farklı farklı birbirlerinin bazen içine geçmiş, birbirlerini bazen tırmandıran hadiseler. Fakat bu sadece kadına yönelik değil. Yani çocuğa yönelik var, yaşlılara yönelik böyle bir durum var. Engellilere yönelik şiddet var. Bunların hepsi olabiliyor engellilere de yönelik. Tabii ki hayvana yönelik de şiddet var. Yani bizim hassas dediğimiz ve de kendini savunamayacak gibi gördüğümüz bir takım unsurlara karşı şiddet var. Ancak mesele kadına şiddette kadın kadın olduğu için şiddet görüyorsa eğer yani bir cinsiyet ayrımcılığı yüzünden bu şiddeti görüyorsa işte bu çok ciddi bir başka sorun. Yani ki Türkiye'de maalesef öyle bir algı da var, öyle bir hakikat da var. Yani bunu nasıl ayırt edeceğiz? Yani kadın kadın olduğu için evet. bu şiddeti görüyor, nasıl evet. anlayacağız? Yani kadın ve erkeğin eşit olduğuna karşı çıkan çok ciddi bir kitlemiz var. Bir zihniyet var tabii ki. Bunların eşit olmadığını, bunların kendilerine göre rolleri olduğu ve o rolleri üstlenmek zorunda oldukları gibi bir yaklaşım var. Bu roller insanların çocukluklarında öğrendiği ya da okulda öğrendiği rollere uymuyorsa burada bir tuhaflık var deyip şiddet göstermeye başlıyor erkekler. Yani bugün kendi ailesinde diyelim ki kendisi büyürken babanın anneye şiddet gösterdiğine tanık olmuşsa eğer yani yemeğin çok sıcak ya da çok soğuk olmasından tutun da işte tuzluydu ya da işte filan kahvem şekerli ağzı olmamış çoktu, gibi. Pek çok gerekçe. Yani oralardan başlayan ve kadının sanki bunları yapmakla mükellef ve de doğru yapmak zorunda olduğu gibi bunlar onun vazifeleri ve bunu yapması gerekir. Bunu yapmıyorsa eğer doğru yola getirilmesi gerekir. Bunun da bir yöntemi dayaktır diyen bir atmosfer içerisinde büyüyen bir erkek çocuk tabii ki zaman içerisinde kendi karısına karşı da aynı şekilde davranmaya başlıyor. Şimdi bu yüzyıllardır gelen bir yaklaşım. Ama bütün dünyada öyle. Yani erkeklerin kadınlara yönelik olarak böyle belli görevleri olduğunu kabul ederek davranış modelleri geliştirmeleri de bundan kaynaklanıyor. Her yerde kadına yönelik şiddet var. Bütün dünyada kadınlar, öldürülen kadınların yarısı, en az yarısı yani %50 ile %60 arası mutlaka yakın birisi tarafından öldürülüyor. Yani kocası,
işte abi, babası veyahut da boşandığı erkek, yani mutlaka çok iyi tanıdığı bir insan tarafından öldürülüyor ve kendisini en güvende ve en huzurlu hissetmesi icap eden yerde, evinde öldürülüyor. Şimdi bunlar tabii ki çok dikkat çekici ortaklıklar ve bütün dünyada da bununla mücadele ediliyor. Cinsel istismar için de aslında aynı şey geçerli galiba, değil mi? Aile içinde çocuklarla ilgili de hani tanıdık bir şekilde, evet, yabancı yani şöyle, oranı daha mı düşük oluyor? Şimdi tabii istismarın boyutları birbirinden çok farklı. Orada da çok farklı tanımlar var. İşte ırza geçme yani ya da tecavüz diye tanımlanan bir şey değil. Her türlü şey artık yasalar açısından istismar kabul edilebiliyor. Ama unutmayalım ki çocuklar ihmale de uğruyor. Yani sadece istismar yok, ihmal de var. Orada da çok ciddi olarak bir duygusal ihmalden bahsedebiliyoruz. Veyahut da bir ekonomik ihmalden de bahsedebiliyoruz. Yani çocuğu aç bırakmak gibi, çocuğu var olduğu halde hiç para vermeden onu o şekilde... Ya da duygusal anlamda aç bırakmakta. Ya da duygusal anlamda, yani ona işte sen yapamazsın, sen kötüsün, beceriksizsin, okuyamazsın, adam olamazsın falan gibi bir şeyler söylemek dahi bir şey oluyor. Tabii. Bütün bunlar aslında duygusal şiddete giriyor. Şimdi biz ailenin içerisinde çocukla mesela baba arasındaki ilişkide sertliğe bir miktar tolerans gösteren bir toplumuz her şeye rağmen. Yani babana söylerim filan gibi, yani onunla da tehdit eden bir toplumuz ki bu tabii yanlış. Yani babanın çocuğu doğru yola getirmesi için var, sanki orada o insan onun için varmış gibi annelerin davranışı tabii ki yanlış. Yani babayı devamlı ortalığı disipline eden, doğru yola sokan birisi olarak gösteriyor o çocuğa. Bundan çok yıllar önce Los Angeles Şerif Kriminal Daire Başkanı, yakın bir dostum, pek çok insan da Türkiye'de onu tanır yani bizim sektörde, oğlu 5-6 yaşlarında oğluna yatak odasındayken kendisi, o çocuk da orada, sinirleniyor. Ve de elindeki askıyı, çocuk bu taraftaysa, tamamen farklı bir yere doğru da atıyor. Yani o sinirleniyor ve elindeki askıyı fırlatıyor baba. Çocuk hemen yan odaya gidiyor ve işte 911, yani onların 155'ini çeviriyor. Dakikalar içerisinde polis geliyor eve ve çocuğu oradan almak istiyorlar evinden. Bu da diyor ki ben işte Şerif Kriminal Daire Başkanıyım, bizi ilgilendirmez diyorlar. Çocuğa şiddet gösterdiniz ama ona fırlatmadım, başka bir tarafa fırlattım. Bugün bu tarafa, yarın kafasına fırlatırsın diyorlar ve böyle çok ciddi olarak bu uğraştı yani bu işle. Dolayısıyla şiddet gören çocuğa verilen toplumsal desteğin de tabii ki bir şeyi var. Sınırı mı olmalı? Bir sınırı yok. Bizde hiç yok. Yani biz, bir adam çocuğunu dövüyorsa eğer, veyahut da karısını dövüyorsa mesela, o çığlıklara hiç kimsenin gittiği yok. Bu da çok acayip. Yani adam karısını dövüyor, kimse çığlığa gitmiyor. Çocuğuyla ilgili belki biraz daha duyarlı olabiliriz de. Bu acayip bir vaka. Evet. Yani bu bir uç. Diğer bir uç da, şimdi sizin anlattığınız örnek aslında onun da bir sınırı yok. Yani o çocuk kafasındaki düşünceyle alakasız bir şekilde de arayabilir. Hatta bazı babalar bugün, ya ben kendi kız çocuğumu doya doya sevemiyorum bütün bu iddialardan dolayı, evet, diyenler doğru de var. O kadar ince bir çizgi ki bu. Bu tarafına geçtiğinizde aslında doğru yeni kurbanlar yaratıyorsunuz. Babalar, dayılar, abiler gibi. Tabii, bu tarafına tabii geçtiğinizde çocuk kurban olabiliyor. Yani bunun sınırını biz nasıl çizeceğiz? Şimdi şöyle yine belki batıdan örnek verelim. Yani bir asansörde çok büyük bir iş yerinin CEO'su, iş adamı, sabah sekreteriyle beraber asansörde yukarıya çıkıyorlar, böyle 30. kata filan. Yukarı çıkarken yılların sekreteri, yani yanındaki kadına diyor ki yorgun gözüküyorsun bu sabah diyor. Bu kadar. Eyvah. Yorgun gözüküyorsun. Vay efendim, ne demek istiyor? Yani ben bekar bir
kadınım. Dün geceden yani bir şey gece mi yaptım? Ne yaptım ki beni yorgun görüyor diyerekten yani bana şeyde bulundu diyor. Yani mobbing bir çeşit. Bu adam senelerce bu kadının bu davasıyla uğraştı. Bu da mesela çok önemli. Yani bunlar tabii Türkiye'ye de gelecek ama maalesef ülkemizde olan bir başka şey iftira niteliğinde tabii çok olay var. Yani biri birine bir şey yapmadığı halde kadınların suçlaması maalesef birazcık moda olmaya başladı. Oluyor mu çok? Yaşanıyor mu artık? Yaşanıyor evet. Yani şimdi şöyle tabii ki hem karakoldakiler hem daha sonra işte savcılık olsun, yargıç olsun klasik bir yaklaşım var. Yani kadınlar kendi iffetleriyle ilgili bir şey uydurmazlar. Eğer bunu söylüyorsa yani bu adam beni taciz etti ya da neyse diyorsa elbette bu doğrudur diye bakıyor. Çünkü hiçbir kadın hele hiçbir genç kız kendisini bu şekilde lekeleyecek diyelim ki bir olayı ifşa etmez. Ediyorsa eğer bu gerçektir. Ama tabii ki ahlak değerleri de ciddi olarak birazcık erozyona uğradı gibi geliyor bana. Yani hiç kimse bundan gocunmuyor. Yani bunu yalan bile olsa söyleyebiliyor. Ve burada sadece kadının böyle bir iddiada bulunması zaten yeterli oluyor. O şeyi yürütmeye. Çünkü hiç kimse cesaret edip de yok canım sen bu olayı uyduruyorsun diyemiyor. Böyle bir şey denemiyor. Böyle bir problem var. Boşanmak isteyen ve de çocukların velayetini erkeklere bırakmak istemeyen örneklere tanık oldum ben çok. Yani bu kadınlar çocuklarına babanın tacize bulunduğunu iddia edecek kadar maalesef ve de iddiamı geri çekmek için bana şuradaki evi ver, şu arabayı ver bilmem ne falan gibi de böyle bunu bir şantaj unsuru olarak kullandığı olaylara da rastladım. Yani bunlar tabii kötü şeyler. Bunlar toplum içerisinde hakikaten ahlak normlarının farklılaştığını bize gösteriyor. Şimdi bu zaman erkeklerin aleyhinde bir zaman. Şu aşama. Tabii bir taraftan evet, bir taraftan da yine ne olursa olsun kadın cinayetleri o kadar gündemdeyken. Evet, tabii ki. O başka, o başka. Yani ama bunları birbirlerine tabii ki katmamak lazım. Yani evet. Birini ayrı, birini ayrı değerlendirmek gerekiyor. Peki Sevil Hanım, şimdi bu tabii ki hani aslen bir adli tıpçı olarak size belki sorulması gereken son soru ama bu kadar deneyiminiz ve özellikle de psikiyatriyle, psikolojiyle yakından çalıştığınız için. Bir yerde o zaman hata yapıyoruz diye düşünüyorum. Hepimiz bunu yapıyoruz. Belki siz de yaptınız zamanında. Seçimlerimizde mi bir hatamız var? Hayat yolculuğumuzda mı bir hatamız var? Doğru insanlar mı seçmiyoruz? Yani bütün bunlar toplumun gidişatına bakıldığı vakit neye önce el atmamız gerekiyor ki? Hangi sorunu çözmek istediğinize bağlı. Bu söylediğinizde böyle bir genelleme yapmak doğru değil. Yani şöyle, aile içi şiddeti önlemek istiyorum diye bir şeyiniz varsa eğer, bir hedefiniz, orada yapmanız icap eden şeylerle çocuklara cinsel saldırıda bulunanları diyelim, çocuklarımı korumak istiyorum dediğiniz zaman orada yapmamız icap eden başka şeyler var. Yani burada böyle genel geçer bir reçete yok. Her biri için farklı çözümler var. Ama biz doğru insanı seçemedik diye bir şey yok. Çünkü aslında doğru olan hiç yok. Doğrunun yetiştirilmesi gerekiyor. Yani bizim öncelikli olarak güvenli ve hoşgörü içerisinde anlayışlı bir iletişim kurabilecek şekilde eğitilmemiz gerekiyor. Çünkü biz daha bunu bilmiyoruz. Burada bizim kavga etmeden ve bağırıp çağırmadan ve sonunda da biri öbürüne bir şişe diğeri terlik fırlatacak noktaya gelmeden bir beceri kazanmamız. Ve bu da ancak çok küçük yaşta ve okullarda olabilecek doğru bir şey. Doğru iletişim metotları öğretilerek. Evet yani bu, ama hiçbir zaman ders müfredatı içerisine bu girmedi. Şimdi şiddetle mücadele deniyor. Ama şiddetle mücadele disiplinler arası bir meseledir. Bütün bakanlıkların bir şekilde entegre olması icap eden bir hadisedir. Ve bunun da okullardan, okul öncesi çocukları da ev ziyaretleriyle vesaire başlaması lazım.
Sonra insanlar evleniyorlar. Yani hani bunu şey yaptık. Bir ana baba okulları veyahut da aile okulları falan gibi bir şeyler bir tarihlerde yapılmıştı. Sonra bildiğim kadarıyla onların da şeyi yok. Yani devamı gelmiyor. Burada mutlaka Sağlık Bakanlığı'nın ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın çok daha fazla devreye girmesi gerekiyor. Bunlar polisiye işler değil. Herkesin başına bir polis koyamazsınız. Ve bir kere mağduriyet oldu mu zaten onu telafi etmeniz mümkün değil. Yani bir kadın bir dayağı yedi mi veyahut da öldürüldü mü siz adama isterseniz idam edin. Hiçbir şekilde caydırıcı da olmuyorsunuz zaten. Yani verdiğiniz cezaların büyüklüğü yüzünden adam karısını dövmekten vazgeçmeyecek. Bunu mutlaka başka türlü çözmemiz gerekiyor. Peki bütün bunlar A tarafı, B tarafı, C tarafı, D tarafı pek çok açısı olan. Evet. Ve açıya, durduğunuz açıya göre de yorumu evet. değişebilecek hikayeler, olaylar. Ama sizin işiniz yani adli tıp tek bir doğrusu olan aslında bir iş. Evet, çok kolay bir iş tabii dolayısıyla. Kolay mı? Siz bizim idolümüz olduğunuz yani, için memlekete ederim. Başka bir farkındalık kazandırdığınız için hiç bize evet. kolay gelmiyor buradan gelmiyor bakınca. Gelmiyor ama şimdi orada tabii ki duygu diye bir şey yok orada. Yani çok pozitif bir bilim tabii ki yani. Görüyorsunuz ya da bir analiz yapıyorsunuz, bir sonuç veriyorsunuz vesaire yani ve onu yorumluyorsunuz. Yani burada ne bir tarafa ne öbür tarafa acımak gibi filan filan böyle bir şeyiniz yok zaten. Yani tamamen çok didaktik, çok objektif bir olay inceliyorsunuz. O olay ne kadar acı bir olay olsa bile. Yani orada diyelim ki bir çocuk kaçırılmış, tecavüze uğramış, öldürülmüş filan filan. Ve siz orada eğer birinin haksız yere mahkum edildiğini görüyorsanız onu da söylüyorsunuz. Yani ben burada illaki birisi suçlu olsun da ben onu hapse atayım diye uğraşmıyorsunuz. Gerçek adamı bulmak için uğraşıyorsunuz. Yıllar evet. evvel kaç, yine 2-3 yıl evvel mi? Bayağı bir oldu değil mi? Bir tek yol var ki dediniz, bir tek bir şey. Evet. Asla var. Bulunamaz. Hala geçerli mi o bu kadar ilerleyen teknolojiye rağmen? Yani şöyle tabii ki delil bulabilmek bazen bir tesadüftür. Bazen melekler bizim yanımızdaydı deriz yani hı hı. bulunduğu zaman. Bazen o kadar zordur ki tesadüf eseri bir şey fark edersiniz. Nasıl hastalık yok hasta var diyorsak hı hı. aynı şekilde... olaylar da birbirinden çok farklıdır. Yani bir yerdeki bulduğunuz bir delili çok benzese bile başka bir olayda bulamayabilirsiniz. Yani bunlar muhakkak olaylara çok farklı bakmak, ön yargısız bakmak ve de orada bir sahneleme olabileceğini göz önünde bulundurmak gerekir. Nedir sahneleme diye mesela hı hı. bana sorarsanız eğer, mesela kendini vuruyor. İntihar ediyor yani ateşli silahla. Sonra orayı yakıyor. Kendi de beraber yanıyor. Otopsi yapanlar kafasındaki kurşunu görüyorlar. Ama her yer yanmış. Diyorlar ki bunu öldürdüler. Sonra da gelip buraya yaktılar. Şimdi bir cinayet senaryosu üzerine kuruluyor her şey. Ve diyorlar ki bakın solunum yollarında da is yok, kurum yok. Demek ki hiç nefes almamış. Yani çünkü yangında canlı olup olmadığınızın belirtisi budur. Bir, öncelikli olarak solunum borusunda is ve kurum. O da yok. Bak ne güzel bunu öldürmüşler. Sonra oraya benzini döküp bunu da yakmışlar. Dolayısıyla delilleri yok etmek için yapılan bir kundaklama ama bu bir cinayet diyorsunuz. Bunun intihar olduğu nice olay var. Gerçek ne manyak intihar. İnsanlar evet. var. Neden ama yapıyor bunu? Çünkü kendisini vurmuş olabilecek kişiden intikam alıyor. Mesela böyle bir olay vardı. Mesela çok yakınlarda hem de. Hakikaten o kişi evet. tutuklandı mı? Tabii ki ve de... Hala aklanabilmiş değil tabii üzerinden de zaman geçiyor. Çünkü kendi de bir itfaiyeci adamın kendisi suçlanan koca mesela.
yakmasını bilen biri bir yerde diyelim. Bu yani. Türk işi mi? Yani, hayır, bu Türkiye'de değil. Tabii Türkiye'de olsa bile değil. Anlatmam. Bizim Türkiye'de yok her şeyi merak ettim. Bizim Türkiye'deki cinayetlerin zeka seviyesi ne? Yani böyle çok olabilir. Böyle çok olabilir. Akıllıca şeyler çıkıyor tabii, mu tabii. Bizden? Evet. Hiç öyle zannettiğiniz gibi insanımız yani böyle. Hayır, pizza böyle testinde şey. Sonlarda evet. İnsan hani bir bilim yok, şu yok, bu olmuyor ya onun yok. İçin merak adam, ettim. Adam öldürmede hiç merak etmeyin gayet. Çok zekiyiz. Çok inovatif şeylerle karşı karşıya kalabilirsiniz evet. Tabii. Dünya markası hani tasarım falan filan hikayelerinde evet, iyiyiz yani. Çünkü onu eğer çok uzun süre herhalde düşündüyse. Yani böyle ikimiz konuşurken kavga ettik ben de silah çektim sizi vurdum. Yok, bu başka değil, bir tabii. Böyle değil. Ama ben sizi öldürmeyi diyelim ki. Uzunca bir süredir, bazen yıllardır planlıyorsa, o zaman ona göre de önlem almasını biliyorum tabii. Sevil Hanım, bunlar bir ipucu veriyor bu insanlar. Yani onların daha kişilik özelliklerinde. Mi? Yok, yani evet, mesela bir arkadaşım diyelim Gizem de bir seri katil aslında Gizem. Hani buzluğunu açtığımızda evet. Kadın kolları bacakları çıkıyor dondurulmuş evet. Kırmızı ojeli. Evet. Yani onu mesela neresinden ben anlayabilirim bir seri katille çalıştığımı? Şimdi şöyle. Seri katilse eğer marifet hı hı. Daha önce işlenmiş olan o cinayetlerin diyelim ki aynı elden çıktığını fark edebilmektir. Yani modus operandi dediğimiz şey yani teknik olarak hı hı. Birbirine benzeyen şeyler varsa veya imza dediğimiz aslında öldürmeye hiç gerekmeyen yani o eylem orada olmasa hı hı. Da zaten ölecek şahıs. Ama bu öyle bir şey yapıyor ki oraya bir imza atıyor yani. Şimdi bu imzaların aynı olduğunu tespit ettiğiniz zaman bunlar aynı kişinin elinden çıkmıştır diyebiliyorsunuz. Yani bu bir seri katil var ortada ya da seri tecavüzcü var. Mesela biri var hep birinci kata veya giriş katına pencereden giriyor. Sabaha karşı giriyor. Yaz aylarında giriyor. Tek başına yaşayan bekar kadınların evine giriyor, tecavüz ediyor. Ederken diyelim kısık sesle konuşuyor. Bakın bunların hepsi ona özgü bir takım şeyler. Kısık sesle konuşuyor, yüzünde maske var, şey davranıyor, şefkatli davranıyor ve de çekip gidiyor. Geldiği gibi balkondan girdiyse balkondan çekip gidiyor. Şimdi bunun sayısı... Üçü beşi bulduğu anda ve hepsinde aynı fotoğrafı gördüğünüzde yani hepsinde aynı arka arkaya karakteristik özellikleri gördüğünüzde diyorsunuz ki burada bir tane adam var. Bir kişi var bunları yapan. Hı hı. Çünkü hep hareketleri aynı. Şimdi bunların arasından eğer birisi... Polise gider de işte böyle böyle biri geldi bana böyle böyle bir şeyler yaptı filan diye anlatırsa şiddet yok, yaralama yok. Hı hı. Ondan sonra bu nasıl iş uyduruyorsun deyip de o ihmal etti mi? Veyahut da biri utanıp da polise gitmedi mi şimdi aradakileri kaybetmeye başlıyorsunuz. O nedenle biz diyoruz ki başınıza ne gelirse gelsin mutlaka polise gidin. Kayıtlara geçmeli. Tabii. Çünkü bu sayede ancak onlar bu olayları birbirine bağlayıp ama bu hırsızlık için de aynı hı hı. Sadece bunda değil. Orada da belli bir pattern, belli bir örüntü var. Her hırsız aynı şekilde hırsızlık yapmıyor. Mücevher alanlar var ayrı diyelim ki işte müzik aletini alan var, bilgisayarı alan var ayrı, telefonu alan nakit var ayrı var. Vesaire. Bunların hepsi birbirinden farklı hı. Farklı şeyler. Polisler bunları birbirine bağlayabiliyorsa... Ancak işte bu özellikleri yüzünden diyorlar ki ha şunlar olabilir. Ama bu insanların mesela bugün İstanbul'da, yarın Elazığ'da, öbür gün Mersin'de yaptığı hırsızlığı birbirine bağlayamıyoruz hala Türkiye'de. Yani ortak bir olay yeri incelemede elde edilen bilgilerin veri tabanı yok. O zaman bizim her şeyi polise anlatmamız gerekiyor. Bir de... Bu veri tabanı anlamında en evet. Zayıf, ortak veri tabanı evet. Anlamında en zayıf, zayıf suç tipi hırsızlık mı oluyor? Hepsi için veri tabanı hmm. Çok önemlidir. Bütün suçlar, hmm. Suç tiplerinde. Bizde kurumsal hafızalar var. Yani hmm. Orada şahıslar, yani çalışan polisler, soruşturmayı yürüten polislerin aklı var. Daha önce böyle bir şeye rastladılarsa eğer onu bağlayabiliyorlar.
Ama bugün onlar burada, yarın başka bir şehirde mesela tayin ediliyorlar veya emekli oluyorlar ve biz o bilgiyi kaybediyoruz. Onun için mutlaka her türlü suçta her türlü şeyi dijitalleştirmek ve de aranabilir bir hale getirmek lazım. Evet, bu giderek büyük veri, yani big data dediğimiz bir şey olur ama şimdi suç analizi diyerekten başka bir alan var artık. Öngörü polisliğe diye bir alan var. Yani nerede suç işlenecek buradan sonra ve kim işleyebilir? Daha siz suç işlemeden biraz belki bu Minority Report ya da azınlık raporu Tom Cruise'un filmini anımsatıyor ama bunu yapan ülkeler var ve de muhakkak Türkiye'de de bu 3-5 yıla varmadan gündemimize gelecek. Hatta akıl okuyucular değil mi? Onlardan evet, yardım öyle. Alınıyor. O psikiklerden şey, tabii, yani ne diyelim, kahinlerden ama yardım alınıyor. Ama burada öyle değil. Bu kahinlerin karşılığı tabii, o onu yazdığı zaman bir işte o bir hikayeden zaten alındı. Yok, genel olarak hani. 40 yıl önce yazılmış bir hikaye. O zaman onu düşünmüş, öyle düşünmüş ama şimdi kahinler değil. Kahinler bilgisayarlar artık. Yani bilgisayar bellekleri. Biz çevremizde tuhaf davranışı olan herkes bir kere hani suç işlemeye ya da yani o şu kalemin bile şuraya takıldı yani kendiliğinden. O kadar artık konunun dışında heyecanlandım ki. Bu arada ben itiraf edeceğim, ben bayılırım böyle seri katil filmi olsun, gerilim, korku, içinden şeytan çıksın, her nevi bunlara bayılırım size. Bunların sebebi var ama. Bunun sebebi var. Ay ne olur kötü bir şey söylemeyin. Şu anda hazır değil. Sezon ilk programında. Benden bir psikopat mı çıkıyor? Nedir? Nedir sebebi? Ne oluyoruz bir daha? Kadınlar polisiye izlerler. Polisiye roman kalbim okurlar. Atıyor çok fena, evet. Polisiye yazarlar üstelik. Yani ünlü Agatha Christie'den başlayarak polisiye yazan kadınlar var. Polisiye izleyen her yaştan kadının niye izlediği tabii çok merak edildiği için bütün dünyada yapılan araştırmalar var. Türkiye'de bilmiyoruz ama niyeymiş? Muhtemelen birbirine örtüşüyor. İki nedeni oluyor bunların. Bunlardan bir tanesi şöyle. Kurban genellikle kadın. İzlediğiniz bütün polisiyelerde öldürülen, tecavüze uğrayan, kaçırılan filan kadın genellikle. Şimdi diyor ki bak bu hatayı yaptı. Ben bunları yapmayacağım. Yapmazsam başıma bir şey gelmez. Yani alınacak önlemleri öğreniyor kadınlar seyrederken. Diyor ki bak kapıyı açtı. Bu delikten bakmadı. Açar açmaz da içeriye biri girdi. Veyahut da işte sokakta yürürken yanında araba durdu, yol sordu. Bu da ona cevap vermek için eğildi. Kapıyı açtılar, hemen içeriye attılar, kaçırdılar. Bu işin bir tarafı. Yani kadınlar kendilerini koruyacak önlemleri bu filmleri izleyerek öğreniyorlar. Orada yapılan hatayı yapmıyorlar. Ve içleri rahat ediyor. Diyor ki bak yapmadım, başıma bu gelmez. İkinci neden. Ben zaten böyle sokağa çıkmam. Böyle de dolaşmam ortalıkta. Tek başına da karanlık bir yolda otobüste beklemem. Tanımadığım insanın da zaten arabasına binmem. Dolayısıyla benim başıma zaten böyle bir şey gelmez deyip rahat ediyor. Yani bunun ikisi ama de mümkün. Ben 6 yaşındaydım. Alfred Hitchcock'un Kuşlarını ilk izledim. O kafayla ne düşündüm acaba? Böyle ağzım açık babamlardan gizli izledim. Evet, herhalde izleme dediler de onun için izlediniz. Evet, izleme tabii demişlerdi. Evet, hayır dedi. Onlar bir yere gidiyorlardı, tabii, sakın izleme dediler. Evet. Ben oturdum izledim. Ben de adli tıp kitapları okurdum babamdan gizli. O da bana bakma bu kitapların içine derdi. Bir şey yapma dediğiniz zaman çocuk yapar. Yani bugün psikopat bir kızınız olduysa baba bu senin yüzünden. O gün seyrettirseydim bugün ben olmayacaktım. Evet, böyle olmaz tabii. Peki. Yasak meyve lezzetlidir yani. Evet ama evet, hani bir taraftan da o Agatha Christie mesela, hani evet, o katili keşfetmeye çalışmak, ne olursa olsun şunu da düşünüyorum. Eğer yanlışsam, yani siz böyle düşünmüyorsanız lütfen söyleyin çünkü önemli bu. Analitik zekayı da geliştirmiyor mu bir yerde? Çok önemli tabii ki. Şöyle olay yeri inceleme ya da yani bu Amerikalıların Crimes Investigation ya da CSI dediğim şey nedir? Burada bir olay var. Diyelim ki bir şey olmuş. İşte ayakkabı iziydi, parmak iziydi, kan damlasıydı filan ya da cam kırığıydı filan. Bunları ilkokulda ders olarak okutuyor Amerikalılar. Dedektif yetiştirmeye niyetleri yok. Yani bu çocukların hepsini dedektif ya da polis yapacak halleri yok. Hayır ama burada
bir yapboz oyununun, yani bir puzzle'ın parçalarını bir araya getirmeyi öğretiyor. Bu önemli, yani zekanın gelişmesi için önemli. Nedensellik ilişkisi bulabilmesi için çocuğun önemli. Yani bugün biz diyelim ki 6 yaşında, 7 yaşında çocuğa çok rahatlıkla bu parmak izi, bu parmak izine benziyor mu değil mi diye öğretebiliyoruz. Yani orada benzerlik bulabiliyor veyahut da bu ayakkabı izi bunlardan hangisidir diyebiliyorsunuz. Yani böylece zaten bağlantı kurmayı ve dikkati öğreniyor. Bir de hani o görsel visual learner, görsel öğrenici olmayı da geliştiren bir şeydir bu. Tabii. Sizin söylediğiniz ama galiba, her çocuk, şimdi şöyle, her çocuk farklı şekilde öğrenir. Kimisi okuyarak, kimisi duyarak, kimisi görerek öğrenir. O nedenle biz diyoruz ki bir şey anlattığınız zaman her üçünü birden kullanın. Aynı konuyu üç şekilde de anlatın. Yani bir şey anlatırken hem yazılı bir şey verin eline, hem siz anlatın duysun ama hem de fotoğraf gösterin. Çünkü kimisi bunu algılıyor, kimisi ötekini algılıyor. Bunu da bilmemiz mümkün olmuyor tabii. Hayatımın sırrını çözdüm. Niye öğrenemediğimi anladım. Belki bunlardan bir tanesi. Üçünü birden verselerdi. Evet. Değil mi? Evet, ama öğrenmiş gibi gözüküyorsunuz. Yine babama buradan hürmetler. Allah rahmet eylesin. Ben size çikolata ikram etsem, yemiyor musunuz? Yerim tabii. Gerçekten. Bugün şey olduk, sizi istemeye gelmişiz gibi olmadık mı? Çiçekler, kahveler. Çok teşekkür ederim. Sizi istemeye geldik Sevil Hanım. Sezonun ilk programı şımardıkça şımarıyoruz. Çok teşekkür ederim. Çiçeklerimiz için de genel müdürüm. Şu boyum kadar olan öndeki orkide efendim, genel müdürümüz Cem Coşkun'dan geliyor. Görgüsüzlükte dünya markası olduğum için çok böyle havaya girdim. Yan yana durduğumuzda aynı boydayız. Yapımcılarımdan gelen güzel çiçekler, önden sarkan çiçekler ve çeşitli seyircilerimizden çok çok teşekkür ediyoruz. Peki... Nasıl? Güzel çikolata değil mi? Çok güzel. Nasıl tanıyacağız? Yani her çikolata yenmez. Çikolata yenmez mi? Her çikolata yenmez. Beğendiniz mi? Bence çok güzel. İlk program şerefine. hayatımızdaki psikopatları nereden anlayacağız? Çünkü onlar öyle böyle ortalıkta bayrakla dolaşmıyor. Çok iyi ailelerde, acayip iyi okumuş eğitimliler de çıkabiliyor. Nasıl? O ipuçları var mı? İpucu yok tabii ama önce deminki konuya tekrar acele geri döneyim. Her çikolata yenmez benim bir kitabımın adı. Pardon. Çünkü neden söylüyorum? Ben de iyiyim. Bir belediye reisini çikolatanın içine siyanür enjekte ettilerdi. Adamı öyle öldürmeye kalktılar. Arabanın sileceğinin altında bir küçük zarf. Zarfın içinde diye bir çikolata vardır, böyle pembe üstünde kalp evet, şey. Evet. Likörlü içi. Ondan bir tane buluyor bir sabah işe giderken. Bir de birisi bir dudak resmi oraya, yani ruj sürüp orayı öpmüş birisi. Belli ki bir kadın buna bir çikolata göndermiş. Öyle zannediyor. Onu yiyor. Otobana çıkıyor. Otobanda birdenbire kötülüyor. Ve de böyle yalpalıyor falan. Neyse ki işte duruyor. Sonra tesadüfen birileri arkasına durup bunu alıp hastaneye götürüyorlar falan. Siyanür zehirlenmesi. Adamın çikolatasının içine, kadın filan yok buna bu şeyi tuzağa kuran, kat çıkmak isteyen bir esnaf var, binasına kat çıkmak istiyor. Bu belediye reis de buna o kat çıkma iznini vermediği için sinirlenmiş, adamı öldürmeye kalkmış. Sebep de bu. Allah'ım, bismillah. Bu da öyleydi. Evet. Onun için onu görür görmez dedim ki alayım mı, alayım mı almayayım mı diye baktım yani. Sonra daha bire sert çikolata yenmez diyorum. 6 yaş diyorum, hiç kok diyorum, kuşlar evet, diyorum. Neme lazım ya. Hayatımızdaki psikopatları nasıl tanıyabiliriz? Tanıyamazsınız da çok ilginç bir şey bana bir tarihte bir yerde okumuştum. Ve ben onu bütün böyle kız yurtlarında falan konuşma yaparken hep bu örneği veririm. Derim ki. Birine çıkmadan önce, yani birisine ciddi bir ilişkiye girmeden önce onunla bir lokantaya gidin. Garsonlara, kapıdaki bekçiye falan nasıl davranıyorsa size de yarın öyle davranacak. Yani eğer öyle çok hötzöt eden getir götür bilmem ne falan olmamış, al bu yemeği geriye bilmem ne falan diye böyle bir adam var. Bu adam sinirli belli ki, buna hiç yanaşmayın derim yani. Bu da böyle bir... Birisi bir şey yazmış günün birinde bunu, işte sizin gibi aynı böyle meraklarım. Bence bu önemli. Yani personele davranış şekli bir erkeğin
Bir kadının kadına da aslında. Kadına da davranış şekli oluyorsun. Belki kadına da, evet. Yani bir kadının da davranışı olabilir. Önemli yanındakilere, olabilir. Restoranda. Olabilir, evet. Takside nasıl davrandığı, evet. Çok önemli. O zaman hani geneli düşündüğümüz zaman memleket psikopatlarla mı dolu? Kabalık had safhada. Üç kötülük ölçeği diye bir şey var. Ayrıntısına girmiyorum, çok uzun bir şey. Yani narsizm, makyavelizm falan gibi böyle bir takım, evet, şeyleri ölçüyor. İşte empati kurabiliyor mu ya da bilmem ne, neyse. Türklerle Avustralyalılar karşılaştırılmış bu konuda, bu üç kötü huy açısından. Sakarya Üniversitesi ile ve Sydney, Batı Sydney Üniversitesi'nin ortak bir çalışması bu. Türkler Avustralyalılara göre çok daha kötü çıkıyorlar. Ve de cinsiyet farkı da çıkmıyor. Kadın erkek farkı, yani ciddi olarak hem kendimize aşığız, hem her türlü şeyi, amacımıza ulaşmak için her türlü şeyi yapmaya kalkıyoruz. Hem de karşımızdakiyle empati kurmuyoruz. Yani böyle böyle duyguları olan bir toplumuz aslında. İşte bulunduğum üniversitede 25 bin kişiyle yapılmış olan bir araştırma var. Türkiye genelinde, Türkiye'nin ruh sağlığı haritası diyerekten. Zannedersem son yıllarda bu kadar geniş çaplı bir araştırma yapılmadı tabii. Ciddi olarak, yani kadınlar da erkekler kadar öfke taşıyorlar içlerinde. Yani kadınlar hiç de o kadar sütten çıkmış ak kaşık değiller tabii. İşte bir Sevil Hanım, bir ben, onun dışında gelir artık. Kurtardık dünyayı.